Merhaba, ben Yoga Destek Hizmetleri ekibinden Ezel. Bu videoda form bazı güvenlik uygulamasından bahsedeceğiz. Form bazı güvenlik uygulaması, NetSIS programı içinden açılan herhangi bir ekran üzerindeki alanların kullanıcı ya da grup bazında kısıtlanarak görülebilirliğinin ve değiştirilebilirliğinin düzenlenebildiği bir uygulamadır. Form bazı güvenlik uygulamasının aktif hale getirilebilmesi için genel, yardımcı programlar, kayıt, şirket şube parametre tanımları ekranındaki form bazı güvenlik uygulaması var parametresi işaretlenmeli ve programa tekrar giriş yapılmalıdır. Form bazı güvenlik uygulamasında düzenleme yapabilmek için ilgili ekranın sol üst köşesindeki L sembolü ile belirtilen menüye tıklayıp NetSIS form bazı güvenlik işlemi seçilir. Açılan ekrandaki kullanıcı bilgileri bölümünden kullanıcı, grup ya da tüm kullanıcılar seçimi yapılıp grid'e kaydedilerek form bazı güvenlik tanımının uygulanacağı kullanıcılar için kısıt verilebilir. Kullanıcı bilgilerini belirledikten sonra grid üzerindeki kaydı çift tıklayıp ekranın altındaki form bazı güvenlik tanımlamasına geç butonu ile bu ekrana ulaşılır. Düzenleme yapılması istenen alanın üzerine gelip kırmızı renkli taranmış halde görüldüğünde klavyeden artı tuşuna basılıp seçilen nesnenin grid'e eklenmesi sağlanır. Görünür ve değiştirilebilir kolonları altındaki hücreler üzerinde çift tıklayarak evet ya da hayır seçimi yapılır ve kaydet butonu ile kaydedilir. Bu tanımlama örneğinde Stokkart kayıtları ekranındaki İngilizce isim alanının önceki sekmede seçtiğim Ezel kullanıcısı için görünür ve değiştirilemez olması amaçlanmıştır. Programa Ezel kullanıcısı ile giriş yapılıp Stokkart kayıtları ekranı açıldığında görünümün bu hali alması beklenir. Grid'deki bir kolonda form bazı güvenlik düzenlemesi istendiğinde grid'in üzerine gelip tamamını kırmızı renkle taranmış halde görüp klavyeden artı tuşuna basılır. Nesne adı kalem listesi olan satır gelir ve bu satırdaki grid kolonlu değerine düzenleme yapılması istenen kolon için manuel olarak kolon numarası yazılır ve kaydet butonu ile kaydedilir. Bu tanımlama örneğinde satış faturası ekranında kalemler sekmesindeki gridde yer alan isim kolonunun bir önceki sekmede seçtiğim Ezel kullanıcısı için görünemez ve değiştirilemez olması amaçlanmıştır. Programa Ezel kullanıcısı ile giriş yapılıp satış faturası ekranında kalemler sekmesi açıldığında griddeki görünümün aşağıdaki hali alması beklenir. İsim kolonunun gelmediği görülmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.